Elif, kızım, ne olduğunu söylemeyecek misin hala? Yok, bir şey dedim ya Hükmeder. Bak Elif'ciğim, sen benim elime geldiğinde minicikti. Huyunu da, suyunu da, neye sevinip neye üzüldüğünü de bir bakışından anlarım ben. Şimdi söyle bana, niye bu kadar durgunsun? Ne oldu kızım, niye şaşırdın? Kimmiş arayan? Mehmet arıyor. Açsana evladım. Efendim Mehmet. Elif, ben rahatsız ediyorum. Saat biraz geç oldu biliyorum ama... Bir aşağı inebilir misin Elif? Aşağı mı? Kumların önünde misin? Evet. Tamam. Hemen geliyorum, bekle. Bekliyorum. Elif, ben buraya söylediklerin için geldim. Dediklerini çok düşündüm. Mehmet, ya bu konuyu konuşmamış sayalım artık. Kapatalım artık, ne olur lütfen. Elif, lütfen. Ben buraya bunun için geldim. Sen bana karşı olan hislerini söylediğinde ben de sana karşı aynı şeyleri hissediyorum diye söylemek istedim. Ama söyleyemedin. Söyleyemedim Elif. Söyleyemedim çünkü ben söyleyemedim. Belki de duygularımdan korktum Elif. Ben utandım. Utandın mı? Neden? Çünkü ben eğer sana karşı hislerimi söylersem ben ona ihanet edecekmişim gibi hissettim. Zeynep'e mi? Ben onu çok sevdim Elif. Ben onu çok sevdim. Yıllardır onun yasını tutuyorum. Aileme karşı mücadele verdim onun için. Onları silip attım. Ama ben buraya geldiğimden beri, yani ben seni ilk gördüğüm andan beri mücadelem kendimle, duygularıma karşı. Ama ben artık sana karşı olan hislerime, ben artık duygularıma karşı koyamıyorum Elif. Belki de bu yası sonlandırmanın zamanı gelmiştir. Beni kalbine kabul eder misin Elif? Etmez miyim Mehmet? Hem de bütün kalbimle ederim. Seni seviyorum Elif. Ben seni seviyorum.